Artı Spor'dan hepinize merhaba. Bu hafta konuğum, daha önce de bize konukluk yapan, stüdyomuza gelen sevgili Hürsel Tekin Oktay. Hürsel Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hürsel Tekin Oktay, bildiğiniz gibi Beşiktaş Kulübü'nün geride kalan aylarda yapılan genel kurulunda, ki olağan genel kurulu değil mi? Olağan evet, söylüyor. Evet, olağan evet. Genel kurulunda Fikret Orman'ın karşısına çıkmaya cesaret eden, çünkü neden cesaret eden onları da anlatacağız. Başkan adayıydı ve hiç beklenmedik şekilde oylar aldı. Daha doğrusu kimsenin beklemediği oranda oy aldı. Ama bu ben değilim. Ben daha da fazlasını bekliyordum. Ne konuşacağız? Elbette Beşiktaş öncelikli ama Beşiktaş'ı da diğer futbol takımlarından, futbol kulüplerinden ayırmamak gerekiyor. Çünkü herkeste aynı kaotik ortam var. Ülke ne yaşıyorsa futbol kulüplerine de bu yansıyor. Güvensizlik mi? Güvensizlik. Hesap vermeme mi? Hesap vermeme. Türkiye'de bir kayyum gerçeği var. Kayyumların kimlere nasıl hediyeler aldığı ortada. Futbol kulüplerinde de çok farklı bir yönetim tarzı yok. Bundan emin olabilirsiniz. Hürsel Hocam, bana katılır mısınız bilmiyorum. Katılıyorum. Katılıyorsunuz. Katılıyorum. Peki şimdi ilk önce hemen geriye gidelim. Kısa bir anekdot sunalım izleyicilerimize. Nedir? Beşiktaş Kulübü'nün olağan genel kurulunda Fikret Orman'ın karşısına oluşturduğunuz yönetim kurulu ile çıktınız. Hiç de yabana atılmayacak bir oy aldınız. Şimdi tabii çok göreceli bir yorum kısmı doğru. Yabana atılmayacak çünkü gerçek realize olmuş oyların %37'sini aldık. Evet. Ama tabii bir taraftan da baktığınız zaman bizim hedefimiz 6000 ile 6500 katılımcı olup oradan birinci çıkmaktı, kazanmaktı. Katılım sayısı 6000-6500 barajlarına gelmedi. Ama 4900 kişi yaklaşık oy kullandı. Oradan %37 ile çıkmak başarı gözüküyor. Ama asıl hedefimiz bizim 6000-6500 barajını katılımcıyı sağlayıp seçimi kazanmaktı. Biz kazanamadık ama mevcut yönetim kaybetti. Evet, bunun açılımını daha açık, anlaşılır dille yaparsak. Yani neticede Beşiktaş'ın sahipsiz olmadığını, evet. Bizi her ne kadar siz ve sizin gibi bazı özgür kanallar var, bazıları amatör, bazıları profesyonel, her ne kadar medya kurumları sizin dışınızda da bizi kabul etmese de, böyle bir yarış olmayacağını imasını verse de, Fikret Orman rahat kazanacak, gelmeyin seçimlere algısı yaratsa da, oraya gelenler ve oradan %37 oy alınmasıyla Beşiktaş'ın sahipsiz olmadı. Bir de şu var, yönetim kurulu üyelerimiz biz açıkladığımızda gerçekten CV'leriyle, donanımlarıyla, çok fonksiyonel bir yönetim kurulu kimliğiyle, gerçekten Türkiye'de ender bulunabilen spor adamlarının hepsinin bir arada olması da ve Beşiktaş camiasında da sadece spor değil Beşiktaş'ı da daha odaklanıp konuşmak lazım. Evet. Beşiktaş camiasında da böyle değerli spor adamı ve yönetim kimliğiyle insanların sahip çıkıyor olması cesaretle. Bu Beşiktaş'ta bir silkinme ve umut ışığı yarattı. Bir titreme, evet. Tabii. Bu mevcut 2000'den sonra Süleyman abinin görevi farklı bir anlayışa devretmesiyle, farklı bir anlayışın egemen olmasıyla oluşan 19 yılın sonunda tekrar bir umut ışığı doğdu. Bu açıdan mevcut 19 yıllık düzen aslında kaybetti. Evet. Biz kazanamadık ama onlar da kaybetti. Bu da bir realite. Kesinlikle katılıyorum. Bir de bir şey dikkatimi çekti. Tabii bunu da atlamayalım. Orada bir genel kurulda bir tartışma oldu. Gelen üyeler, kongre üyeleri otobüslerle taşındı. Ve onların aslında son dönemde üye yapılan bir sendikanın elemanları olduğu göze çarptı. Ve söylendi, iddia edildi diyeyim. Daha doğrusu hata bir cümle kurmayayım. İşin bir de bu kısmı var. Tabii. Bununla birlikte hemen şurayı komple söylememde fayda var. Genellikle mesela şöyle, nerede kaybettiniz, nerede kazandınız gibi söylemler çok oluyor. Biz zaten seçimin son gününe kadar seçime alınmayan taraftık. Evet, doğru. Yani kapıyı ite kaka ittik, açtık, girdik. Doğru. %37 oy kullananların, aktif kullananların oylarıyla çıktık. Yani aslında seçime alınmak istemeyen bir yönetim taliplerinin bu oranı başarı gözüküyor. Kesinlikle. Ha, nerede kaybettik, nerede kazandık? Matematiksel olarak söyleyeyim. Biz ilk 10 sandıkta geride kaldık Fikret Orman yönetiminden. Biliyorsunuz ilk 10 sandık genellikle divan üyelerinin olduğu,
Daha ziyade söyleyin adını, Fikret Bey'in babasını da çok sever bizim eski Beşiktaş camiası, rahmetli Abdülkadir Bey'in. Onun arkadaşlarının olduğu, genellikle de biliyorsunuz bizim daha büyüklerimiz vefa duyguları daha ön planda. Doğru, her zaman. Kesinlikle çok güzel anlattın. Mesela onlara diyorlar ki efendim ne yapsın daha, işte stadı yaptı, iki kez başkan oldu falan. Daha çocuk ne yapsın, Abdülkadir abinin bizi emaneti diyorlar. O ilk on sandığı alıyorlar öyle. Doğru. Burası bir realite. Biz bir ilk 10 sandıkta kaybettik, gerideydik. 11 ile 16 sandıkların toplamında, 6 sandığın toplamında, ki bu çok enteresan. 2012'den sonra üye yapılanlar bunlar. Fikret Orman'ın zamanında üye olanlar. Tabii 1200'e düşmüştü. Özgür iradesiyle, kendi parasıyla üye olanlar da var onun içinde. Evet. Bu 6 sandığın toplamında Fikret Orman yönetiminin aldığı oydan daha fazla aldık. İkinci bölümde. Yani Fikret Orman'ın Beşiktaş kulübüne üye yaptığı elemanlardan, insanlardan, kongre üyelerinden oy aldım. Evet. Hem de fazlaca aldım. Daha fazla aldık. Sonra 16. sandıktan sonra 17, 18, 19, 20'lerde özellikle 17, 18, 19'da fark yedik. Çünkü malum onlar sendika üyelerinin geldiği ve oy kullandığı sandıklar. Adeta bir shopping gezisi yapar gibi cumartesi otellerde yatırıldı. Pazartesi bohçalarıyla oy kullanmaya gelen aileleri gördük. Şimdi shopping yapmışlar bir gün önceden cumartesi. Otelden check out yapmışlar. Ellerinde torbalar var. Poşetleri. Bunu gördük. Bu 16'dan sonraki 3 sandıkta biraz fark yedik sendikacılarda. Onlar tabii bizi atmaz yani. Bizim sendikayla işimiz yok. Biz spor adamıyız neticede. 20 numaralı sandık da enteresan. 20 numaralı sandıkta da kafa kafaya geldik. Yani son dönemde kongre için üye yapılan kişilerde de. Ha, şimdi biz ilk bölüm, ilk 10 sandıkta kaybettik. Sendikacılarda kaybettik. Bir de nerede kaybettik biliyor musun Asena? O yarış olmayacak diye umutsuz olup kongreye gelmeyenlerden ötürü kaybettik. Onlar gelseydi biz kazanacaktık zaten. Şimdi işin tabii diğer boyutuna gelelim. Bir taraftan da Twitter'a bakıyorum. Şunun için bakıyorum. Bugün Twitter'dan işte Hüser Tekin Oktay'la birlikte şunları konuşacağız dediğim anda aslında adı sanı belli olmayan rumuzlarla yazan bir takım kullanıcılardan sizi ve beni iğneleyen, daha çok Hürsel Tekin Oktay'ı iğneleyen mesajlar düşmeye başladı. Yani Beşiktaş yönetimi iyi çalışıyor. Keşke, isterim ki adı sanı belli olan, kimliği açık ve net bir Beşiktaş kongre üyesi veya kongre üyesi olmasına da gerek yok, taraftar eleştirisini sunsun. Hayır. Öyle bir cesarete de sahip değiller. Şimdi eminim bizi can kulağıyla şu vaziyette dinliyorlar. Dinlemeye devam edin. Çünkü söyleyeceklerimiz başlıyor. Hürsel Tekin Oktay susarsa ben söyleyeceğim. Ondan da kuşkunuz olmasın. Şimdi ne konuşacağız? Neden Beşiktaş yapalım istedim bu hafta? Ve özellikle niye Hürsel Tekin Oktay olsun istedim? Şunun için. Beşiktaş'ta bir şeyler olmaya başladı. İlk önce ilk sorum şu. Divan kurulu bir takım şeyler değil, kulüp içinde olup biteni bilmekle yükümlü ve kongre üyelerini de bilgilendirmekle yükümlü. Doğru mu? Doğru. Beşiktaş 290 milyon TL banka kredisi aldı bildiğim kadarıyla, evet. Açıklanan rakam bu düzeyde. Doğru mudur değil midir onu da bilmiyorum. Ve bu borç, daha doğrusu bu tutar nerede kullanılacak, niçin kullanılacak, hangi şartlar altında alındı, ne kadarı kullanıldı, bir bilgi sahibi misiniz? Yok, değiliz. Bu açıklanmadı zaten. Divan kurulu bilgi sahibi mi sizce? Hayır, değil. Peki bu nasıl bir yönetim? Ben de üyesiyim, divan kurulu üyesi. Ha tabii yani. Bir işin bu kısmı var. Yok. Yok, anlayamadım. Yok ne demek? Şimdi gelinen, hani çok fazla konuşmaya gerek yok ama çok fazla da konuşulacak şey var. Böyle bir enteresan bir durum var Beşiktaş'ta da. Aslında tüm sporda da böyle. Şimdi borcun geldiği durum ortada. Yönetilemez olduğunu seçimden önce Sayın Başkan da söylüyordu her yerde. Artık gemi sürdürülemez durumda gibi. Tekrar gidip borç alındı. Tekrar bonservislerle oyuncular transfer edildi. Oralara geleceğim. Şimdi yani borca bakalım. Şimdi o alınan paranın ne için alındığını ve nereye ödenmek maksadıyla alındığını, karşılığında bir teminat verilip verilmediğini, bir borç devri yapılıyorsa o borç devirlerinin hangi oranda, hangi faiz oranlarında olduğunu, daha da önemlisi, çünkü bunun dedikoduları çıktı, daha da önemlisi dediğim kısım, Ziraat Bankası genel müdürü mü kulübü yönetecek? Yani yarı kayyum mu çıkıyor alınacak transfer bütçesine, ödenecek paralara vesaire? Bu da bir soru işaretidir. Doğru. Çünkü Ziraat Bankası dedi ki
bize gelen kısmıyla Ziraat Bankası dedikleri, bu parayı veriyoruz ama biz kullanımında ve dağıtımında biz sorumlu olacağız. Siz bu parayı istediğiniz gibi dağıtamazsınız gibi bir algı ve dedikodu çıktı. Bunun da net bir şekilde aslında Ziraat Bankası tarafından da açıklanması lazımdı. O da bir kamu bankası. Beşiktaş tarafından da açıklanması lazımdı. Borç yapılandırması budur. Bu oranla faiz devri vardır. Şu kadar süre ödenmeyecektir, geri ödemesi yoktur. Tabii mesela şunu duyduk bir tek. İlk iki yıl faiz ödemesiz. Şimdi ilk iki yıl zaten yönetim kurulu 2,5 yıl orada kalacak paranın alındığına rağmen. Evet. İlk iki yıl siz bunun borç yükümlülüklerini azaltıyorsunuz. Sonra gelecek yönetime borç yükümlülükleri bırakıyorsunuz. Kucağına bir 95 milyon TL daha bırakıyorsunuz. 295 Tabii. milyon TL daha bırakıyorsunuz. Kendi dönemi için yapıyorsa bunu bir şey diyemezsiniz. Banka o zaman burada hiç kimseye söylemeyebilir. Aslında kamu bankası aslında orada bile sorumluluğu var ki. Burada yönetimin görev süresinden sonra olmuş bir döneme daha yüklü bir borç transferi varsa borç yükümlülüğünü buradan alıyorsunuz, öbür döneme atıyorsunuz. Burada centilmence ve etik olmayan bir tarz var. Ziraat Onlara Bankası geleceğiz. İçinde. Tabii bu arada Ziraat Bankası içinde. Bir düzeltme yapalım. Özellikle daha doğrusu düzeltme demeyeyim de üzerine basalım veya altını çizelim hangisini istiyorsan. Bu sadece Beşiktaş Kulübü için geçerli, aynı şey Galatasaray için de geçerli. Çünkü aynı yapılandırmayı, aynı sistemi onlar da benimsedi ve borç aldılar. Sadece Beşiktaş'ı mercek altına almıyoruz ha, ama Beşiktaş'ı konuşuyoruz ağırlıklı olarak, o ayrı. Yani başka kulüplerde de benzer sorunlar çıkacak. Ben Galatasaray'ınkini takip etmedim ama özellikle bir başkanlık süresinin büyük bir bölümü, yani %80'lik bir bölümünü fazlasını borcun genel bir yükümlülüğünden muaf tutarsanız, evet, muaf tutarsanız ve yeni gelecek yönetime o borcu devrederseniz, böyle bir kredi anlaşması yaparsanız, bir kere etik olarak doğru değil. Bakın bu etik olarak doğru değil. Biz göreve geleceğiz 2,5 yıl sonra veya bir başkası gelecek. Niye bugünün hovardalıklarını, ödeme yükümlülükleri olanları eşit taksitlerle o gün ödemeyeceğiz de bugün bunlar ödemeyecek, yarın öbürleri ödeyecek. Niye? Yani bu yönetsel açıdan etik bir davranış değil. Bir kere bunu konuşalım. Diğer tarafından da baktığınız zaman tüm Beşiktaşlıların, divan üyelerinin, kongre üyelerinin, taraftarın bunun ne şekilde yapılandırıldığı, kulübün yönetiminin kimin elinde olacağı. Yani yarın öbür gün banka der ki borcunu ödeyemiyorsun, bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın. O zaman nasıl cevap vereceğiz? Yani bu anlaşmanın alt başlıkları nedir? Üst başlıkları nedir? Şu da var tabii, sadece farklı bir açıdan da bakmak gerekiyor. Beşiktaş'ın borcu, gayri resmi borcu 2 milyar 400 milyon lira civarında, ama gayri resmisi bizim bildiğimiz 3,5 milyar TL civarında. Söylenen rakam 3,5 milyar TL. Şu muhasebe oyunlarıyla bir takım alacaklar, borçlar yok ediliyor ama gerçeği bu değil. 3,5 milyarın üzerine 290 milyon TL daha koyduğunuz zaman artık 4'e gidiyor. Faizleriyle, oyuyla, buyuyla. 290 milyon TL hangi borcu 2 yıl süresince ödeyecek, karşılayacak da Beşiktaş bu dönemi geçirecek? Sanki burada sizin de söylediğiniz gibi hocam bir şey var. O olan şey de şu: Beşiktaş yönetimi 1-290 milyon TL alıyor, benden sonra tufan diyor. Nasıl olsa ben Fikret Orman bir daha aday olamayacağım. Çünkü TÜSİK bunu gerektiriyor değil mi? Üçüncü kez bir daha başkan adayı olmayacağım. Batmış, batmamış. Bana nasıl olsa kimse hesap soramayacak. Ona onu ödemişiz. Seçimden buna önce bunu de ödemişiz. Öyle dedi. Yani son kez oluyorum. Oy verin dedi. Yani vesayet istedi bir yerde. Seçim öncesi teminatı da oydu. Son kez oluyorum artık. Verin tamam. Verin dedi. Yani kulüp batmış. Batmamış. Verdik. Beşiktaş kulübü. Artık batmamış diye bir cümle kuramayız. Beşiktaş kulübü batmıştır. Resmi olarak batmıştır. Başka ülkede olsaydı 10 kez iflası istenmişti. Resmi olarak açıklama yapılmıştı. Ama Türkiye'de alacaklar bir şekilde susturuluyor. Bir takım çözümler üretiliyor. İktidara yakın olunca kimse yaklaşamıyor alacaklar için. Beşiktaş'ta durum farklı. Ama söylediğim gibi Avrupa'da olsaydı bu Beşiktaş'ın iflası çok önceden verilmişti. İngiltere'de dün bir takım ligden düşürüldü. Ve 1976'dan beri yanılmıyorsam ya da 78'den beri ilk defa oldu bu. Ligden atıldı. Birincilik ekibi de değil bu. Süper Lig ekibi de değil. Yani Premier Lig ekibi de değil. Ekonomik zorunlulukları yerine getiremediği için atıldı.
Şimdi Futbol Federasyonu diyor ki önümüzdeki yıl, yani bu sezonun yarısından itibaren kulüplerin giderlerini, gelirlerini biz belirleyeceğiz. Daha doğrusu harcayacakları rakamları biz belirleyeceğiz. Bizim hazırladığımız skala doğrultusunda para harcayabilecekler. Harcamazlarsa ilk önce şunu yapacağız, en son bunu yapacağız. Olmadı puanlarını sileceğiz şeklinde bir yaptırımları var. Buyurunuz. Şimdi Beşiktaş kulübü hani batık veya batmıştır gibi bir algı var. Doğru. Bütün kulüpler, algı değil, bu bir gerçek. Bütün kulüplerde aynı. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Trabzonspor'da da. Evet. Dört büyük kulüp. Evet. Aslında baktığınız zaman Türk futbolu batmış durumda. İşte doğru, yayıncı doğru, kuruluşla doğru, ilişkilerine doğru. Bakıyorsunuz. Parite tartışıyorlar. 10 yıl öncesinin paritesiyle yayıncı kuruluş alıp bunu pazarlamak istiyor. Çünkü karşılığında o ürün o parayı etmiyor. Yani o evet. Ürün yılda 500 ile 600 milyon dolarlık bir ürün değilse, bizim ligin kalitesi, bu ürüne 100 ila 200 milyon dolar rayiç bitiyorlarsa bu batmıştır zaten. Yani Türk futbolu batmıştır. Spor dediğiniz zaman olimpiyatlarda Kenyalı'dan tutun Türk Cumhuriyetlerindeki sporculara kadar yarıştırıyoruz. Yani Türk yetiştirdiğimiz bir sporcu yok gibi. 80 milyonla bir de algoritmasına bakarsanız hiç yok. Yani Türk sporu da batmış, futbolu batmış, her şeyi batırmışsınız. Yani konu aslında sadece Beşiktaş değil. Evet, ama, onu söyledim demin. Ama şunu söyleyeyim. Yine Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, özellikle bu üç büyük camia çok büyük camia. Ve yaklaşık 80 milyon, Türkiye Cumhuriyetlerinde katarsanız 200 ila 250 milyon nüfusa sahip olan büyük bir ulusun lokomotifi bunlar. Bunlar ha deyince, isteseniz de bu kadar marifetsiz. Siyaseti koyabilirsiniz, mali idareleri koyabilirsiniz, spor yöneticilerini koyabilirsiniz. Bu kadar marifetsiz yöneticilere rağmen bu kulüpleri kimse kolay kolay batıramaz. Ha, şuna katılıyorum. %100 doğru. Eğer düzgün bir irade olsa, spor yöneten irade olsa, bu kulüplerin bu şekilde borçlanmasına müsaade etmezler. Bu müsaade etmedikleri gibi suistimali yapanları içeri atarlar. Tek tek içeri atarlar. Sokakta dolaşamazlar. Spor iradesi olsa. Şimdi bugün Ankara'da bir şey ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek harfiyat çalışmasında inşaatlardan atıkları belediyenin, daha doğrusu kamunun diyelim, devletin bizim paramızdan milyonlarca zarar etmesine göz yummuş. Bu harfiyat işini para kazansın diye Osmanlı Spor'a vermiş. Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulunduğu resmi işlemler başlıyor. Hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Hiç kimsenin aklına gelin dedi. Spor iradesi demem de yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de spor mahkemeleri yok. Yani birinci, aslında baktığınız zaman işin açıkta kalan bir tarafı var. Spor mahkemeleri yok. Dolayısıyla spor mahkemeleri olmadığı zaman işte o irade eksikliği oluyor. Mutlaka mesela bakın, Avrupa'da biliyorsunuz biz aynı jenerasyonuz. Bernard Tapie'yi içeri attılar. Evet. Vakti zamanında Marsilya Kulüp Başkanı. Yakın zamanda Bayern Münih'in saati aldı adam diye hapis cezası aldı. Doğru. Yani bunlar basit iş değil. Değil. Biz de açık veren istediğini yapıyorsun. Boyutta para dağılmış durumda. Paranın hiçbir disiplini yok, takibi yok. İşte bakıyorsunuz maalesef bazı futbolculara verilen paralar, futbolcular almadım diyor, paralar yok ortada. İbra edilmeyen mahkeme kararıyla işler var. Bakın, bir fulya davası var bizim kazandığımız. Bakın, orada kamu zararı uğratılmış, kulüp zararı uğratılmış. Hala bu mevcut belgelendi. Yönetim, tabii artık mahkeme, hala mevcut yönetim, siz kulübün, kamunun haklarını korumak yerine bireyin haklarını koruyup nasıl onu ekarte etmeye ya da ortadan kaçırmaya çalışıyorsunuz? Bu mevcut yönetim şu anda suç işliyor. Bir önceki yönetimin Beşiktaş'a uğrattığı zararların rücu edilmemesinden ötürü mevcut yönetim suç ortaklığı yapıp onları saklıyor. Şimdi başka bir yerde olsa bunu yapamazsınız. Siz kuruma, devlete, kamu kuruluşuna zarar verebilir misiniz? Asla. Eskiden tramvaylara bindiğimiz zaman, otobüslere, derisine yazı yazıldığı zaman suçtu. Tabii. Kamu suç. Yapamazsın onu. Atarlar da içeri. Yani olayın o kadar bir ucu kaçmış ki, Türkiye'de hakikaten bir spor hukukunun yerleşmesi lazım. Yine bir şey söyleyeyim. Vakti zamanında biliyorsunuz, dünya kadar devlet güvenlik mahkemelerinde şike ve tapeler çıktı. Ve spor mahkemeleri olmadığı için mahkemeler sıkıştı, verdi. Karar veremiyor. Yani onun emsalini veremiyor. Çünkü kanunla bazı şeyler, yani şike konuşmaları var. Karşısında cezası yok hukukta.
Şimdi hocam, Hüseyin hocam, çok güzel söylüyorsun ama varsayalım spor mahkemeleri kuruldu. Sanıyorum oradaki yargıçlar ve hakimler de büyük bir ihtimalle köşke saraya bağlı olurlardı. Orada da istenilen sonuçlar alınırdı. Yok, biz kazanıyoruz sevgili Asena. Mesela Fulya davasını en üst boyutuna karar düzeltmeye kadar gitti. Mevcut yönetim müthiş, Fikret Orman ve arkadaşları müthiş performans gösterdiler yaklaşık 7 yıl. Savunma yaptılar. Önce dediler ki biz açtık dediler, yalan söylediler. Bakın o da güveni suistimalden yalandır. Dernek yöneticileri, vakıf yöneticileri yalan beyanat veremezler. Türk Ceza Kanunu eskiden 345'te, şimdi değişti, yeni bir karşılığı vardır. Türk Ceza Kanunu'na göre güveni suistimalden suçtur bu. Önce yalan söylediniz genel kurullardan. Parasını ben verdim dediniz. Yalan söylediniz. Daha sonra atı alan Üsküdar'a geç dediniz. Biz dedik ki at Üsküdar'a yok öyle değil dedik. Kazandık, onu sakladınız. İtiraz ettiniz. Kazandık, Yargıtay'a gittiniz, bir daha itiraz ettiniz. Kazandık, işte divan kurullarında ya tahkim falan filan, en son divan kurulunda da başkan öyle bir şeyler anlattı. Öyle değil o iş. Karar düzeltmeye kadar gitti ve şu anda yine kaybettiniz. Ve şu anda borcun rücu edilmesi gereken kişilere yapmıyorsunuz bunu. Derneğimizin zarara uğratan kişilerden... Derneğimiz derken kulübümüzü, açılımı. Kulübümüzü zarara uğratan kişilerden zararın tahsil edilmesi lazım. Mahkeme kararıyla da bu artık tespit edilmiş. Genel kurul iptal edilmiş. İbrası bozulmuş. Gelin bu hesabın verin bakalım, bakalım denmesi lazım. İş yani öyle bir şey ki mahkemelerle bile aldığınız hakları uygulamayan yöneticiler var. Ve bunları inkar eden, yalan söyleyenler var. Yani pardon, şeyi söylemek istemiştim. Türkiye'de de hukuk ve adalete kesinlikle güvenmemiz lazım. Türkiye'de ne olursa olsun davanın takipçisi olursanız doğru ve güçlü iddianamelerle, doğru ve güçlü belgelerle doğru olan mutlaka adaleti sonunda tecelli ediyor. Siyasetini bilmiyorum. Siyaset bambaşka bir şey. Siyaset karışık. Ama borç, alacak, dernek, kamu vesaire içinde bulunduğumuz bir 2008'de açtım ben o davayı. 11 yıl geçti. 11 yıllık davada yaşadığımız süreçlerle bunun teminatını verebilirim. Bütün vatandaşlar Türk adaletine, hakimlerine, evet, savcılarına güvensin. Peki şimdi gelelim son günlerde yaşanan, aslında herkesin içinde bir ukde olarak duruyor fakat dile getirmek problem yaratıyor. Sevgili Atilla Türker'in ortaya çıkardığı bir şey var ve Beşiktaş Kulübü de bunu yalanlamadı. Neydi, bizde en son futbolcu Ermeni asılı, anladın, benim de dilim tutuldu, işte yaş bu. O çocukcağızın sözleşmesi bitiyor ve 7 dakika oynamış Beşiktaş futbol takımında, 7 dakika oynamış çocuk Aras Özbilir. Evet, dilimiz tutulması normal yani. Vaka dil tutulacak. O kadar çok insan var ki. O hayır kadar vaka bir de dil tutulacak bir vaka. Ha, tabii. Vaka önemli. Aras Özbilir ne yapıyor? 7 dakika oynuyor Beşiktaş'ta. 2016'da alınıyor bu çocuk futbol takımına. 7 dakika oynuyor. İyi oynuyor, kötü oynuyor, o apayrı bir problem. Zaten konuştuğumuz şey bu değil. Ama sonuçta sözleşmesi bitecek, gidecek. Beşiktaş yönetimi bu çocukla yeniden sözleşme yapıyor. Efendim, sözleşmeyi feshetmek için de 4 taksitte 2 milyon 250 bin euro ödeme yapmaya gidiyor. Ziraat Bankası'ndan alınan paralar oraya gidiyor. Ama bir nevi. Tabii ama bir nevi oraya mı gidiyor yoksa başka birisinin cebine mi gidiyor, o apayrı bir konu. Şimdi buradan başlıyor. Akabinde Ricardo Quaresma'ya geliyor. Ricardo Quaresma'yı seven olur, sevmeyen olabilir. Fakat şu bir gerçek ki Beşiktaş'ın son yıllarda tüm hamallığını üstlenen oyun kuruculuğunu ne kadar eleştirirsen eleştirir. Şımarık, disiplinsiz, doğru. Kimi zaman vurdum duymaz ama takımın bütün ağırlığını özellikle şampiyonluklarda çeken bir futbolcu. Bu adama sezonun başlamasına, transferin bitmesine 10 gün kala biz seni takımda istemiyoruz diyorsun. Bunun da bana söyleyen, Beşiktaş'ta çok yakın gazetecilik yapan, her deplasmana giden, isim vermeyeyim, bir arkadaşımız diyor ki aslında Quaresma'nın hiçbir suçu yok. Futbol olarak da son derece memnunlar. Ancak bu bir kan davası. Nedir? Ricardo Quaresma Beşiktaş yönetiminden geçen yıl alacaklarını istedi. Vermedikleri için de resmi başvuruyu yaptı. Beşiktaş'ın başı belaya girecek. Quaresma'dan intikam alıyor. Quaresma gidecek. Hadi gönderiyorlar. Onun bonservisi ne olacak? Onun isterse elini kolunu sallayarak mı gidecek mi?
Arkasından medal. İşte biz 2,5 milyon euroya sattık diye. 2,5 milyon euro mudur? 1,5. İşte neyse medal. Bunların yerine hep yabancı futbolcu alınacak. Yabancı futbolcu da Beşiktaş'ı bugüne kadar ben çok konuştum ama kısaca özetleyeyim şu. Yabancı futbolcu da bugüne kadar Beşiktaş'ı çok fazla eleştirdik. Neden? Atilla Türker bunu yine belgeleriyle ortaya koydu. Menajer bir para alıyor. Futbolcu bir para alıyor. Bir para da başka bir hesaptan yok oluyor. Gidiyor. Sonra artık kimin cebine giriyorsa. Günahı onun boynuna. Hala yüzümüze bakıp şöyle yapabiliyorsa, 32 dişini gösteriyorsa zaten söyleyecek bir şeyimiz yok. Kulübün parasını çalıp bunu yapanlara ne söylememiz gerekiyor? Ya da sen ne söylersin? Şimdi tabii bütün olayların belgelenmesi lazım. Elbette. Ama ortada, yanılmıyorsam, Adana Demirspor'da bir vaka oldu. Erzurum'da, Antalya'da bir vaka oldu. Orada belgeli vakalar var ve model belli orada. Mesela bir vakada futbolcunun aldığı paranın 1/4'ünü futbolcu ödüyorlar. Tabii. Dağılıyor. Tabii. Maaşından pay alıyorlar gibi. Aynen. Şimdi böyle olunca insanın tabii aklına şu geliyor. Mesela Türkiye'de oynayan yabancılar 2 birime top oynarken buradan gidiyorlar 1 birime top oynuyorlar. Yarı fiyatını Avrupa'da oynuyorlar. Evet. Ve bir de vergi veriyorlar onun üstüne %50'sini. Burada peki, vergi de yok. Burada o zaman o para niye veriliyor? Yani örnek veriyorum, İtalya'da 1 milyonu oynayacak bir futbolcu vergisini de ödüyor 400-500 bin euro. 500 bin euroya oynuyor yılda. Türkiye'de niye 2 milyon garanti parayı oynuyor? Ve vergi niye ödemiyor? Fazla para ödemiyoruz? Tabii niye fazla para ödüyoruz? Acaba o zaman daha önceki örnekte olduğu gibi futbolcuların maaşlarından da birileri maaş olarak mı bunu alıyor sürekli? Aylık veya dönemsel olarak. Tabii bunlar dediğim gibi mutlaka spor mahkemelerinin, spor savcılarının olup derin araştırılması gereken, paranın son kuruşuna kadar takip edilmesi lazım. Ve bulurlar. Örnek veriyorum, futbolcunun fesih ettiler ya. Evet. A futbolcusu, B futbolcusu, hangi kulüp olursa olsun. 2,5 milyon euro fesih bedeli. İsterseniz o parayı bulursunuz. Para gider A'nın hesabına, A'nın hesabından çıkar B'ye, B'den C'ye gider. Artık dijital çağda tık basıyorsunuz, kameralardan da bakıyorsunuz. Yani spor hukuku ve bunu isteyen birimler kurarsanız o paraların hepsinin gittiği bakkalda harcandığı yere kadar bulursunuz kimin hesabında. Ne kadar güzel söyledim. Sevgili yöneticiler, bakın başkanlar, yöneticiler, Türkiye'deki tüm futbol kulüplerinin istisnasız hepsinin yöneticileri, başkanları paraları bulmak gayet basit. Bunu yeter ki devlet istesin, kurumlar istesinler. Spor mahkemesine bile gerek yok. İyi sıkı bir yazışmayla paralar nerede hepsi belli olur. Şimdi bir de şu var tabii, işin zaten bu boyuta gelmemesi lazım. Adam 500 bini orada oynuyor, sen niye 2 milyon veriyorsun? Değil mi? Yani iş, hadi dedektifliğe gelmeden önce iş basiretli bir ticaret yapılması lazım. Sağduyulu iş. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Yani niye üretemiyorsunuz? Niye yetiştirmiyorsunuz? Niye üretemiyorsunuz? Hep bunu bağırdık, çağırdık, konuştuk. O zaman dediler ki efendim oyuncu yok, bilmem ne. Başkan da dedi, o baskıyı kaldıramazlar. Bir ay sonra Dorukhan çıktı, oynadı. İşte bu Dorukhan oradaydı. Bakın A milli oldu. Takımların biçimi gayet başarılı. İşte orada zaten, bizim çocuklar orada. Tabii yabancı futbolcu olacak. Tabii yaşlı futbolcu olacak. Tabii yıldız futbolcu olacak. Ama bunlarla birlikte üreteceksiniz. Bu bir modeldir. Niye üretemiyorsunuz? Niye o zaman o paraları 5 liralık yere 2,5 lira... 5 misli fazla ödüyorsunuz, 2,5 misli. Şimdi Beşiktaş'ın elindeki 290 milyon TL bittiği anda yeni bir kriz başlayacak. Şu anda 290 milyon TL'ye götürebiliyor. Çünkü taze para var ki ne kadarı duruyor, ne kadarı gitti, ne kadarı ne oluyor. Onunla çark dönüyor ama yine sıkışacak ve görünen o ki geriye şimdi kalan bu dönemde... Bu ticarette de şöyle bir şey var. Sirkülasyon olduğu müddetçe açık verirsiniz, açık büyür ama döner sürekli. Çark döner. Çark döner. Dolayısıyla bu çark dönecek. Maalesef borç büyüyerek dönecek. Ama burada önemli olan bazı şeyler var. Borcu da düzeltebilirsiniz. Gelirsiniz, bazı önlemler, ekonomik önlemler alırsınız. Finansal önlemler alırsınız. Yeni bir model, yeni üretim, endüstri, sanayi falan. Orayı bir tıkır tıkır yaparsınız. Sportif başarıyı da getirirsiniz. Düzeltirsiniz onu. Ama bazı şeyler var, düzeltmeniz mümkün değil. Bakın, az önce Quaresma dediniz. Şimdi Beşiktaş'ta ve tüm takımlarda eskiden hizmet eden futbolcular jübile yaparlardı değil tabii, mi? Tabii. Jübile yaparlardı. Onore etmek. Omuzlara alırlardı, evet. Sahada taşırlardı. Tabii. Şimdi gelinen noktaya bakın. Quaresma'yı daha önce kovdular, aldılar. Kovdular, aldılar.
bin bir tane çok kötü laflar söylediler. Ailevi değerlerini rencide edecek şekilde. Edep sınırlarını aşacak şekilde. Ondan sonra alındıktan sonra çocuk 200-300 tane maç oynadı. Şu anda gitmesine verilecek karar, senin dediğin gibi bir husumet söylentisi var. Bize de söylenilenler var. Bize de ve bize söylenilenlerin dışında taraftar şunu da söylüyor. Taraftar Orhan Aki istemedi. Fikret Orman'da Quaresma karşılığı verdi onlara. Şimdi bu algı da var. Genelde bu eskiden biliyorsunuz. Hani yöneticiler, özellikle Aziz Yıldırım vari yöneticiler Ortega'ya yapmıştı değil mi? Parasını evet. ödedi. Oynatmadı. Futbol hayatını bitiririm derlerdi. 80 dediler de zaten bitirdiler. Evet. Şimdi bunlar eskide. Bu yıl geldi 2020. Başkan diyor ki kulüp bulsun diyor. Resmi istediği açıklama yapıyor. Evet. Kulübü futbolcu bulmaz. Endüstriden bahsediyorsunuz. Bazı ekonomik ağırlıklı programlara ve oturumlara katılıyorsunuz. Elinizdeki en yüksek değerli edecek futbolculardan bir tanesine, international marketing'de olan birisine kulüp bulsun diyor. Hayır, sen bulacaksın başkan. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Orada hassas bir konudur bakın. Quaresma'yı Abdullah Avcı mı istemiyor? Cevap versin Abdullah Avcı. Hiç. Ya, ben bir antrenörüm, eski antrenörüm. İlgisi yok. Şimdi hayır, o zaman olmaz bu. Bakın Abdullah Avcı da 15 yıldır profesyonel futbolda mesleki olarak vazife yapıyor. Yöneticiler ne kadar sorumluysa bu batıklardan, Şenol Güneş de içine katıyorum, milli takım teknik direktörü. O da dahil bütün futbol teknik adamları sorumludur bu futbolun batışından. Sadece siyasiler, yöneticiler falan değil. Sizler bu transferler yapılırken oradaydınız. Alex Ferguson da teknik adamlık yaptı. Her şeye rağmen Arsene Wenger'i eleştiriyor. Arsene Wenger algoritmalara bakın en çok artı değer yaratan, en çok para kazanan bir menajer. Evet. Arsene Wenger de yaptı. Yani lafa gelince hepsi Jose Mourinho. Ama icraata gelince, yani örnek vermeyeyim, isim vermeyeyim. Bunların hepsi sorumludur. Eğer siz o futbolcuyu istemiyorsanız, o futbolcuyu istemiyorsanız o zaman açıklayın. İstiyorsanız da efendim o orada düstü koşu yapacak. Kulüp bulamazsa futbol hayatı bitecek. Böyle bir şey kalmadı. Antrenör olarak hicap duyuyorum ya. Futbol hayatta bitmeyecek. Örnek vereyim mi? Elbette. İsimle söyleyeyim. Sinan Ertan. Bizim Dardanel Spor'da bizim futbolcumuzdu. Bayağı da başarılı futbolcumuzdu. Konya Spor Gençler Birliği falan da oynadı. Süper Lig oynadı. Başkan ki burada Beşiktaş kamu. Orada Niyazi Ören kulübün başkanı. Kulübün başkanı doğru. Sinan Ertan'ı kadro dışı bıraktılar. Evet. Ben dedim ki ya bu futbolcuyu Kepez'e göndereceksiniz. Bu bir değer. Verin bana, Kızılcahamam kampına gidiyoruz. Biz bunu satarız, pazarlarız. Sinan Ertan'ı affet dedim. Sinan geldi. Kampa giderken dedim ki Sinan böyle böyle kulüp seni istemiyor. Çok da iyi futbolcu. Kendisi de iyi bir futbolcu olduğunu biliyor. Fakat kulüp yönetimiyle parasal uzlaşamıyor. Kulüp de onun böyle uygulamalara girmişken Sinan tamam hocam dedi. O günde gittik Kızılcahamam'a. O hafta Samsunspor'la Multescu vardı o zaman başında. Ertuğrul Sağlam da bizim kaptanlarıydı. Onlarla maç aldık. Yozgat'la, Adanaspor'la vesaire. Sinan'a da Samsun Süper Lig'de, biz bir alt ligdeyiz. Dedim ki biliyorsun. Biliyorum, hiçbir şey söylemene gerek yok hocam dedi. O gün çıktı 3-2 yendik Samsun'u. Sinan Sağlam'da en iyisi. Hatta benim meslektaşım, beraber top oynadığımda Fuat Yaman, Rizespor'un hocası. Maçı seyretmiş geldi, maçtan sonra dedi ki kampta Sinan'a teklif ederler hocam transfer dedi. Evet. Sinan aldı götürdü. Hakikaten Sinan'ı biz Samsun Spor'a sattık. O zamanın parası 450-500 bin lira bir para alındı. Kepez'de duracaktı. Satıldı Sinan. Doğru. Bir maç oynattım. Sonra hatta Multescu dedi ki hocam bir daha bir maç oynatsan da bir daha görsek falan. Ya dedim ben onu lige saklıyorum dedim. Hani profesyoneliz, kulübümüzün de menfaatini düşüneceğiz. Bir daha oynatıp hani kötü oynama riskine girmeye gerek yok. Çok iyi oynadı. Çocuk da onu verdi. Şimdi siz de eğer elinizde bir değer varsa onun futbol hayatını bitirmek değil, kulübünüzün kasasına para koymak üzere bir politika yapın. Antrenör olarak da, yönetici olarak da. Yapamazsınız bunu. Çıksın orada tek başına idman yapsın falan. 2020. Bir şey daha diyeceğim. Konuya giriş yerime dönüyorum. Bazı değerler var ki onları parayla da satın alamazsınız. Şimdi Quaresma dünyada bilinen markasıyla, cismiyle, şampiyonluklarıyla, Şampiyonlar Ligi kupası almış. Milli takımla Avrupa şampiyonu olmuş. Dünyanın bilinen futbolcularından bir tanesi. Ya bunu yaptığınız zaman Quaresma'nın başına gelenleri Portekiz'de, İspanya'da, dünyada herkes bilecek, rezil olacağız.
Utanç verici bir şey. Ne 2020'de insan haklarına aykırı, insan haklarına aykırı uygulamalara nasıl yöneltebilirsiniz işi? Bunları parayla satın alamazsınız. Bunları daha sonra biz 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl uğraşsak Beşiktaş'ın eski 100 yıllık, 1 asırlık geleneklerini yerine koymak için ne yaparsak yapalım başaramayız. Ya, Gece Yarısı Ekspresi filmi gibi evet. Beşiktaş'ın başına Kuvayrajma'yı göndermek iş açacak. Kaldı ki bir daha altını çizeyim. Beşiktaş yandaşı bu konuda ikiye bölünmüş şekilde ama bence Kuvayrajma... Aras'a niye tazminat ödüp pes ettiniz? Anlayamadım. Aras'a niye... Aras'la Kuvayrajma'nın arasında ne fark var? İşte buradaki o farkı Beşiktaşlı yönetimin... Daha doğrusu yönetim demeyelim. Beşiktaş'ta tek adam yönetimi var. Allah aşkına bunun matematiği var mı? Ne fark var? Yok, Fikret Orman'ın bunları açıklaması lazım. Fakat Fikret Orman bunları açıklamıyor. Kaçıyor. Pes et başka o zaman. Kuvayrajma'nın parasını da öde. Öyle değil mi? Aras'ın ödüyorsa, bireysel hakları neyse, vatandaşlık hakları, evet, sportif hakları, aynısını Kuvayrajma'ya da yap. O zaman Kuvayrajma'ya yaptığını, ona yapmıyorsan o zaman Kuvayrajma'ya yaptığını Aras'a yap. İkisine de eşit muamele yap. Olmaz. Böyle olmaz. Hele Aras 7 dakika oynamış, öbürü 230 tane, 240 tane maç oynamış. Ya dalga mı geçiyorsun? Beşiktaş'ın şampiyon yani olmasında ya, şampiyonluklarda çok ciddi payı olan bir insan. Tabii bu spor yöneticiliği bu değil. Zaten spor yöneticiliği yapmıyorlar. Yani artık Fikret Orman bence arsızlaşmaya başladı ve ekibi işin ipin ucunu kaçırdılar. Kimseye hesap vermiyorlar. Kimse sorduğu soruya yanıt alamıyor. Son derece ukalaca bir yaklaşım var. Fikret Orman yine Kulüpler Birliği başkan adaymış. Yarın yapılacak seçimde. Kardeşim bırak sen Beşiktaş'la uğraş. Kulüpler Birliği başkanlığını bırak. Başkası yapsın başka bir dönemde. Senin yapma zorunluluğun yok. Senin burada yapman gereken tek şey gelir kaynağı yaratmak. Beşiktaş'ın borçlarını en alt seviyeye çekmek. Hayır sen böyle yapmıyorsun. Şimdi buna da kesin yanıt verir. O sponsorluk da bu sponsorluk. Kardeşim o sponsorluk, bu sponsorluk da bu takımın borcu, bu kulübün borcu nasıl 3,5 milyar liraya çıktı? Yani hababam sponsorluk tip. Bana birisi anlatsın 3,5 milyar lira 2000 yılında Süleyman Seba bıraktığında Beşiktaş'ın borcu 6 milyon dolardı. Ve bunun 3 milyon dolarında karşılığı vardı. 3 milyon dolar borcu vardı Beşiktaş'ın ve 19 yıl içinde akıl almaz rakamlar. Yani ilk önce... Ama borcu orada aslında baktığınız zaman borç yoktu. Çünkü futbol takımının tüm tamamı kendisindeydi. Rehin alınmış. Tabii. Borsaya açılmamıştı. Tabii. Tesisleri vardı, yatırım tesisleri vardı. Bir aktif tesisleri vardı. Yusuf Tunaoğlu dahil, Çilekli dahil. Bir de yatırım tesisleri vardı Fulya gibi. Zaten şunu yani, da... Çok kârdaydık biz. Şunu da özenle söylemek lazım. Herkes atıyor tutuyor. Nitekim Süleyman abinin bıraktıktan sonra o 3 milyon dolar konuşuyoruz ya. Bir tek Nihat Kahveci'nin bonservisi artıya getirdi. Ay, artıya geçti. Bir de o var. Bir de şu. Kardeşim Süleyman Seba'nın gidişinden 2000 yılından sonra 3 tane kulüp başkanı gördü. Bu Beşiktaş 19 yıl içinde. 19 yıl içinde bir çivi çakıldı mı? İnönü Stadı'nın yeniden yapılanması bırakın. Orada zaten bir hesap çıkması var. Orası zaten bir muamma. Orada bir katakulli olduğundan iddiası güçlü. İnönü Stadı'nın yapılanmasını bırakıyoruz. Bir tesis var mı? Bir kürek tesisi göl kenarında, deniz kenarında bir şey var mı? Efendim bir tane tesis yapıldı mı bir yere? Bir yere bir şey yok. Hayır. Süleyman Seba'nın Beşiktaş'a kazandırdıkları satılıp onların gelirleriyle bir şey yapıldı. Doğru mu? Yani küçük göz boyayıcı işler yapıldı. Onlara da teşekkür etmek lazım. Küçük işler, işte küçük tamiratlar vesaireler. Ama şu var, zaten biz tesis vesaire, yani inşaat yapmak için de birisini oraya gelsin de istemiyoruz. Biz spor kulübüyüz. Yani o Süleyman Seba inşaatçı değildi ama yani... Tabii. Bir kulüp başkanının asli görevi nedir? Kulübü borç yükünden kurtarmak, sosyal tesis yapabiliyorsa yapabilmek, spor tesisi yapabiliyorsa yapabilmek. Tabii sosyal tesisleri kaybettik elimizdeki. Hiçbir şey yani kalmadı. Bir tek Akatlar'da bir yer icra edildi ama Çilekli'dekini kaybettik. Pendik'teki bir nargileciye dönüştü. Yani spor kulübünün bir lokali nargileci oldu falan. Yani ülke kültürüyle beraber gidiyoruz gerçi. Bodrum'da da her yer nargileci olmuş. Yani yani ciddi bir şey. Yani şunu da söyleyeyim. Beşiktaş Kulübü
hakikaten inşaat işlerini vesaireye böyle özendirip de adamlara o yatırımlara gireceği bir yol da açmaktan Beşiktaş Kulübü Spor Kulübü şubelerini kapattılar. Müsabakalara göndermediler biliyorsunuz. Evet, handbol, voleybol vesaire basketbol. Evet. Amatör spor kulübü ve profesyonel bir futbol takım var. İnsana dayalı bir faaliyet göstermesi gereken bir kulübüz biz. Buralarda performans göstermemiz lazım. Buralarda futbolcuları kadro dışı bırakıp işte kulüp bulsun, tek başına idmana çıksın diyeceğimize buralarda oyuncular yetiştirip performanslarını örnek kulüp olarak yükseltmemiz lazım. Diğer taraflar, inşaatlar falan onları başka yerde yapsınlar zaten. İnşaat istemiyoruz biz. Şimdi Hürsel Tekin noktayı herkes eleştiriyor. Yok öyle de yok böyle de yok öyle. Peki ben bir soru sorayım. Onlar mutlu olsunlar soracağım için. Hürsel Tekin Oktay seçimde Fikret Orman'dan çok daha fazla oy aldı ya da bir fazlasını aldı. Bir başkan seçildi. Aradan ne kadar geçti? 2 ay mı? 3 ay. İşte 3 ay geçti. 3 ay içinde Fikret Orman yerine başkanlık koltuğuna Hürsel Tekin Oktay otursaydı ne yapardı? Bir kere bu yanlış futbol işletme modelini değiştirecektik. Ne yapacaktık? Zaten söyledik. 2 tane futbol direktörü getirecektik. Birisi John Benjamin Toşak açıkladım. Birisi Rasim Kara. Birisi iç pazar, birisi dış pazardan sorumlu olan futbol bütçesini ve insan kaynağını yönetecek. Ucuza mal edecek. Ve elimizdeki en yüksek fiyatla değerle marketing yapacak. Toşak'ın uluslararası ilişkileri iyi. Rasim Hoca'nın da Türkiye'deki ilişkileri çok iyi. Halen fit. Her şeyi yönetebilecek düzeyde. İkisini getirecektik. Altına da bizim kendi içimizden yetişen Sergen'le Yasin'i görevi verecektik. Beşiktaş modeli bakın. Toşak, Rasim Hoca, Sergen, Yasin. Bunların hepsi Beşiktaş'tı. İşte. Toşak herkesten fazla Beşiktaş'tı. Yani şimdi ne oldu? Göreve getirdikleri yardımcı antrenör locada seyredip ilk maçta istifa etmek zorunda kaldı. Bırakmak zorunda. Arkadaşlar siz takımı böyle mi hazırlıyorsunuz? 30 haftalık, 40 haftalık, 50 maçlık maratona böyle mi hazırlıyorsunuz? Daha antrenörünüzle başlayamadınız vazifeye. Görev verdiğiniz daha ilk haftada sırada çıkamadı. O zaman Almanya'da niye o çocukların başında o kişi vardı? O futbolcularla ilişkisi var bakın bu bir takım oyunudur. Küçük dokunuşlar, yanlışlar takım oyununu, takım mahveder. Yani antrenör gitti şimdi öbür futbolcu gidiyor. Kaptanlığını diğerinin de elinden aldılar falan. Bir futbol takımı böyle yönetilmez. Biz futbol takımını ne yapacaktık? Futbol takımı gibi yönetecektik. Biz Ahmetlerle, Mehmetlerle, menajerlere dayalı sistemi değil, sportif direktörlere dayalı kurumsal bir yapıyı, kurumsal bir kadroyu kuracaktık. Ve bundan sonra Beşiktaş böyle devam edecekti. Nasıl Bayern Münih sporcuların yönettiği evet. bir kulüp olacaksa, Real Madrid, Barcelona sporcuları hala yönetiyor onları. Bunlar yönetiyorsa Beşiktaş da bu modele gelecekti. Ha kendi içimizde teknik kadromuzu kurduktan sonra kendi üretim mekanizmamızı kuracaktık. Kendi fabrikalarımızı kuracaktık. Yurt içinde ve yurt dışında hatta Afrika'da futbol okullarımızla üretim sanayi endüstrisinin içinde önemli rol alacaktık. Scouting'de önemli rol alacaktık. Bu paralarla bakın mesela size bir şey diyeceğim. Beşiktaş şu anda bu sezon 16 milyon euro şu anda bonservis parası ödüyor. 16 milyon euro. 6,5 Adem bu sezon bonservis ödüyor. Ki daha gelecekler var. Şu anda yeni sezona başladık. 4 milyon şeyden aldıkları Tottenham'dan %50'sini aldılar bunun. Bu da ne olacak? %50'si 4 milyon etti 10. 2,5 Victor Ruiz yazıyor. 12,5 değil mi? 2,5'da Boyd var. 15. 450 kiralık gelmiş. Yani bonservis 15 milyon dolar Beşiktaş bonservis parası ödedi. Daha transfer yapmadı. Fenerbahçe'ye baktım. Neticede rakibimiz. Gayet doğal. En fazla ödediği para 3,5 milyon euro. Vedat'ı almış. Ki Vedat performansı da çok iyi. Başladı takımı taşıyor gibi. Yani şu anda görüntüsü o. Ve onun dışındakilere bakıyorsunuz. Aldığı oyuncular 150 bin, 700 bin. Bir şey daha var. Bakın Fenerbahçe birçok hata yapıyor ama şu anda iyi bir iş adamının modeliyle bütçe yapmışlar ona geliyor. Bir oyuncu sattılar Elif Elmas 16 milyon euroya. Bir oyuncu 16 milyon euroya sattılar. Ve şu anda çok azıyla 16 milyon euronun çok azıyla %20'si kadarıyla bonservis parası harcadılar.
Ve ellerinde paralar ve var. Bütçe. Şimdi şunu söylemem lazım. Sabah Tamer Bey ile konuştum. Bizim yönetimimizdeki finans ve mali işlerin denetimini yapıyor. Değerli bir matematik ve ekonomi adamı. Bütçenin tutturulamayacağını kendisi bunu söylemişti. Bu bütçe yanlış. Yapmış olduğunuz bütçe. Bu bütçeyi tutturamayacaksınız ve ona göre harcamalarınızı, ayağınızı denk alın diye uyarmıştı. Bunu Twitter hesabından da yaptı. Biz kendi aramızda da bunu da anonsunu yaptık. 30.06.2019 verilerine göre, Tamer Bey'in bunu söylemesinden, bizim arkadaşlarımızın tespitinden sonra 332 milyon zarar gözüktü Beşiktaş'ın açıklamasında. 332 milyon. Bakın bütçe yapmayı da beceremiyoruz. Gelirler 900 milyondan 700 milyona düşmüş. Nasıl düşmüş? Dolar ve euro artarken düşmüş. Çünkü bizim gelir kalemlerimizde dolar ve euro var, değil mi? Dolar ve euro yükselirken gelir kalemlerimiz yükselecek, gelirler düşmüş. Yani bütçe yapmayı bilmiyoruz. Hüseyin, bizim en iyi bildiğimiz şey çalmaktır. Ülkenin son günlerde yaşadığı bir kayyum rezaleti var. Bir takım gümüşçü faturaları var. Daha ülke buna yanıt veremiyor. Elbette futbolla da benim hırsızlar hep olacak ama bu kadar olmamıştı. Bilmiyorum. Ben mesleğimde 40 yılı geride bırakalı oldu epey. Birçok hırsızlık gördüm. Duydum, tanıklık ettim. Kimi zaman yazdım. Somut veriler olduğu zaman. Ama ben böyle büyük hırsızlık görmedim. Sana çok teşekkür ediyorum. Son söz senin. Söylemek lazım. Kimseye hırsız dememek lazım. Hırsıza benim babam emniyet müdürüydü. Yıllarca vazife yaptı. Devlet adamıydı. Babamdan öğrendim. Hırsıza hırsızlığı belgelenmeden hırsız diyemeyiz diyordu. Şimdi hakikaten sana katılıyorum. Ortada bir para uçuyor. Yani 600 milyon zaten öyle olmasa yayıncı kuruluş bu parayı verir. Ortada bir kaybolan bir para var, buharlaşan. Buharlaşan para var. Bunun mutlaka disiplin altına alınması lazım. Şimdi son sözümü söylemeden önce ben sana sorayım. Vermiş olduğum cevaptan mutlu musun? Hani Hürsel Tekin Oktay gelseydi ne yapacaktı 3 ayda? Elbette. Yani en azından somut ben bunu yapacaktım. Ha, kasayla da ilgili konuşmuyorum. Kasaya kilidimizi vururduk. Kasa bu kadar kolay açılıp kapanmaz. Yani bu arasa ödenen tazminat, Kuvarezme hem parasını vereceksin hem dışarıda oturtacaksın. Yani arasa sözleşme inlemezdik arkadaşlar. Yani Beşiktaşlı arkadaşlarım 7 dakika bilmem kaç yılda oynamamış bir futbolcuya sözleşme inler miydik? Hani ne yapacaktı diye bize soranlara cevaplarımızdan bir tanesi de bu olabilir. Sevgili Hüseyin, tekrar nasıl olsa kış aylarında tekrar konuşacağız. Acı günler bizi bekliyor. Tanıklık edeceğiz. Bol bol konuşacağız. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Size teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Yönetmenlerimiz teşekkür ederiz. Efendim gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.